değeri 1 dolardan düşük olan ve yatırım konusunda iyi bir geleceği olduğu iddia edilen altcoin'lere bakacağız. Burada farklı altcoin'ler mevcut. Bakınız Stax'tan tutun XRP'ye kadar. Bunlara bir göz atacağız. Bu ne kadar doğru, ne kadar yanlış, bir de bundan bahsedeceğiz. Haftayı satın almak için 1 doların altındaki en iyi 5 altcoin diyor. Peki şöyle bir bakalım. İlk sıradaki altcoin tabii ki Ripple. Bir de normalde hani böyle haberler, böyle konular üzerinde dururken genelde biliyorsunuz böyle konuşurken falan şeyin dışına, listenin böyle tamamen dışına falan çıktığım çok yaşanıyor. Ama burada onu yapmayacağım. Hani tabii ki 1 doların altında alınabilecek, hani böyle 1 doların altında olup alınabilecek iyi altcoin'ler var mı? Çok. Yani çok var. Mesela Shiba var, Doge var, var da var yani, daha da sayılır. Fakat bu listenin içindekilerde özel olarak duracağım dediğim gibi. İlk sıradaki altcoin XRP coin diyor. XRP coin'e bir bakış açısı ne olmalı? Uzun vade yatırımı yapılabilir mi? Yapılabilir. Vizyonu çok geniştir. Gerçekten de cazip bir projedir yani. Uzun vade tutma konusunda tabii ki de her kripto paraya yatırım yapılmaz. Hatta 1000 projeden abartısız söylüyorum 999'u uzun vade yatırımlarına şey değildir, uygun değildir. Çünkü muhakkak bir gün piyasada eliminasyona tabi olabilirler. O yüzden çok iyi olmayacaktır. Kaldı ki kripto piyasasının normali yüksek volatiliteyle iyi hareketler yapmaktır. Yükseliş sergilese bile bazı altcoin'ler bu cüzi olduğu zaman yatırımcı için hoş olmuyor. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu listedekilerin hepsi kaba bir deyimle 10x gitti bir tane altcoin. Aynı süreçte 2x gitti, tamam mı? Piyasa normalinde. Tamam, iki kata katladın ama sonuçta kötü bir yatırım yapmışsın yani. Diğerlerine kıyasla biraz daha mayın tarlasında mayına oturmuşsun gibi bir durum oluyor. XRP uzun vade yatırımları için iyidir, idealdir. Önü çok açık bir projedir. Daha da farklı noktalara Ledger'ın ben hızlı bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Hem uzun vadede hem de bu sezon iyi karlar elde edebilecek çok güçlü bir altcoin'dir yani. XRP bu listede bence kesinlikle birinci sırayı, böyle top noktayı hak eder. Peki bir diğeri Cardano projesi, yani Ada Coin'den söz ediyoruz. Yakın zamanda bildiğiniz gibi zaten Ripple davayı kazandıktan sonra şöyle rahat bir nefes aldılar. Çünkü kendileri de bu dava sürecinde SEC'in radarından çıkabileceklerdi. Şu an Cardano piyasadaki en gelişmiş blockchain yapılarından biridir. İkinci sıradadır. 2022 yılında geliştiricilik faaliyetleri konusunda birinci bitirmiş ama şu an yine ikinci sırada devam etmektedir. Birinci sırada Polkadot vardır bu iki kategoride. Dot da bu arada çok iyidir. Şunu net şekilde söyleyebilirim. Dot manyak bir coin'dir yani. Çok, beklentim çok yüksek bu sezon. Ada coin dedik, doğrudur. Adada da benim bu sezon beklentim yüksek. Sürekli şunu takip ederim. Ağ aktivitesi, Cardano'nun genel durumu ve TVL değerlerinde manipülatif, hatta volatiliteye varan durumlar yaşanabiliyor. Genelde ada harekete uygun olduğunda piyasa TVL değerleri büyük ölçüde kendini toparlayabiliyor, tamam mı? O yüzden Cardano'ya dikkat edin. Bu sezon iyi yükselişler yaşayacaktır. Portföye yakışır yani. Bu sezon dedim ha. Ripple benzeri altcoin Stellar Lumens XLM. XLM de çok iyidir. Yine uzun vade tutulabileceğine inandığım, yatırımlar yapılabileceğine inandığım az sayıdaki kripto paradan bir tanesidir. Zaten ana vizyon çalışma itibariyle Stellar'la Ripple şirketleri aynı şekilde XLM ve XRP birbirlerine çok benzer. Hem sınır ötesi işlemler, CBDC gibi bunların devlet elinde kurumsallaşması, dijital token yaratma, tokenizasyon gibi pek çok noktada faaliyet gösterilmektedir. Aynı şekilde Ripple'ın davayı kazanması XLM'in de çok işine yaradı. XLM, XRP gibi taraflar uzun vadede, bakın diyorum ki bunlar çok kullanılacak şeyler. Çok kullanılır yani, blockchain, kripto ekosistemi ilerledikçe erişebilecekleri noktanın bir ucu bucağı yoktur. Ben XLM'i de çok severim. Bu sezonda beklentim yüksektir. Stax projesinden karşımıza geliyor. STX, bu arada bayağıdır da bakmadık. O yüzden
Şöyle kısadan bildireyim. SDS projesi biraz şey olarak grafa benzer. Daha çok katalizör avcılarıdır bunlar, tamam mı? Aynı şekilde piyasa içerisindeki volatilitesi de çok yüksektir. Bakınız, bundan önceki 2021 yılında Aralık ayında bile coin devam ediyor. Buna benzer hareketleri farklı kripto paralar da yaptı. Hani hızını alamayanlar falan oldu bu şekilde. Bakın 3 dolar civarlarında korkunç yükselişler, 2 dolarlara gerilemiş. Ben açık söyleyeyim, o zaman sorulsa daha düşük noktalara kadar SDX'in düşebileceğini söylerdim. Fakat ciddi ölçüde pozitif bir ayı performansı gösterdi. Bayağı iyi ayı performansı gösterdi. Bu kadar katlama oranı gerçekleştirip devamında da düzeltmesini, böylesine az yapması, üstüne yeniden kalkışa geçebilmesi. Bunlar çok kusursuz şeylerdir. Bakın ne yapıyor? 19 sentlerden kalkıyor, değil mi? 1,3'lere kadar yükseliyor. Ne yaptın yani? Neredeyse 7x hareketi gerçekleştiriyor. Ki bunu çok kısa bir süre içerisinde, ortalama bir aydan biraz uzun, 1,5 ay gibi bir süre içerisinde yapıyor. Ben SDX'e de güveniyorum ve sezon içerisinde büyük yükselişler de kat edebileceğine inanıyorum. Portföylere de yakıştırıyorum. Farklı farklı alanlarda da zaten varlar. Akıllı sözleşmeler de buna dahildir. Son sıradaki altcoin Decentraland, yani Mana. Mana için ben bu yorumu yapmam. Neden yapmam? Sezon içerisinde yükseliş bekliyor muyum? Evet, bekliyorum. Hatta yükseliş beklediğim Metaverse coinlerinin içerisindeki az sayıdaki projeden bir tanesidir. Şimdiye kadar yapmış olduğu rally hareketleri de, yükseliş hareketleri de şöyle karşımıza alıp bir baktığımız zaman yine Metaverse coinlerine göre ideal diyebiliriz. Portföylerde bulundurulabilir sezon için. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Metaverse kategorisi, bunun anlaşılması lazım. Metaverse kategorisi bu sezon diğer kategorilere göre, katalizör olanlara göre ya da bundan önceki sezon yaşadığı ralliler gibi o kadar bir patlama vermeyecektir. Mana ortalama bir altcoin kadar yükselebilir. ATH yapabilir mi? Yapabilir. Evet. Ama dediğim gibi diğer altcoinlere göre risk ödül paritesi o kadar bir fırsat sunmadığını söylemeye çalışıyorum. Çünkü ortada açık bir veri var. Sezon Metaverse sezonu değil. Bu kadar ciddi bir şirketlerin sıkıntı yaşadığı süreçte ekseri Metaverse alanından çekilmeler oldu. Ha, uzun vadede mesela bundan sonraki rally sezonunda katalizör Metaverse olacak. Bu kadar da iddialıyım. Ama bu sezon durum farklı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.